Euler yolu ve Euler döngüsü. Bu videomuzda graf teori konusuna ait iki alt başlığımız olan Euler yolu ve Euler döngüsü kavramlarına ait özellikleri konuşacağız. Öncelikle Euler yolu ve Euler döngüsünün çıkış noktasını oluşturan probleme bakarak başlayalım. Königsberg köprüsü problemi bu iki kavramın çıkış noktasını oluşturmaktadır. Königsberg köprüsü problemi. Bu çok meşhur bir problemdir. Bir şehrin içinde yer alan nehir üzerindeki köprülerle ilgili ortaya atılmış bir soruya cevap arayışı sonucu tarihin gördüğü en büyük matematikçilerden birisi olan Euler bu soruya cevap ararken graf teori konusuna oldukça önemli iki özellik kazandırmıştır. Şimdi Königsberg köprüsü problemi. Bu şehirde şöyle bir nehrimiz var. Bununla ilgili internette görselleri arayabilirsiniz. Daha düzgün şehir üzerinde çizilmiş. Bu çizdiğim yollar nehir. Şehrin içinde akan bir nehrimiz var. Şöyle nehrimizin kolu şöyle gitsin. Şöyle gelsin. Şöyle şehrimizin içinde akan bir nehir var. Bu nehir üzerine şu şekilde 7 tane köprü inşa edilmiş olsun. Ya da inşa edilmiş durumda da olabilir. Tam onun detaylarını araştırmadım açıkçası. O kısımlar çok önemli değil. Bu nehrin üzerine inşa edilmiş 7 tane bu şekilde köprümüz var. Bu köprülerin tahmin edersiniz ki şehrin bu tarafında bir bölge var, arada bir bölge var, bu taraflarda bölgeler var. Bunlara geçişleri sağlayan köprülerimiz. Buradaki soru şudur. Bütün köprülerden bir kez geçilen diyelim bir yol olup olmadığıdır. Yani öyle bir yol olacak ki şu köprüden geçtik, sonra buradan geçtik, sonra tekrar buradan geçtik, sonra buradan geçtik, bu bölgedeyiz. Bu bölgeden sonra buraya geçtik, sonra buraya geçtik, diğerlerinden geçtiğimiz için mesela diğer tarafa geçemiyoruz şimdi. Hepsinden bir kez geçilen bir yol olup olmadığıdır. İşte sorumuz budur. Königsberg köprüsü problemi. Bu soruyu belli amaçlar için sormuşlardır. Bununla ilgili zaten ekstra bir videomuz gelecek ki graf teorideki oldukça özel ve üzerine düşünülmüş bir sorudur bu, problemdir. İşte tarihin gördüğü en büyük matematikçilerden biri Euler de bu işe merak salmış. Tabii böyle problemlere merak salan çok büyük matematiksel dehalar bu problemlere çözüm üretmeyi de başarmışlardır. Bu sorunun şimdi cevabı var yok, bununla uğraşmayacağız. Euler bu probleme cevap ararken graf teorisiyle ilgili Euler yolu ve Euler döngüsü kavramlarıyla ilgili teorileri de oluşturmuştur. Ve çıkış noktası işte bu şekildeki bir probleme cevap arayışıdır. İşte graflarda da birbirlerine bağlı düğümler söz konusudur hatlarla. Bu hatların hepsinden geçerek bir dolaşabiliyor muyuz? Bu graf içinde dolaşamıyor muyuz? İşte Euler yolu ve Euler döngüsü bunlarla ilgili kavramlarımızdır. Çıkış noktasını daha fazla uzatmadan direkt Euler yolu ve Euler döngüsüne biz geçişimizi gerçekleştirelim. Öncelikle Euler yolu ile başlayalım. Euler yolu. İngilizcesi Euler Path veya
Öler yürüyüşü de diyoruz. Walk. Birkaç farklı söylemi söz konusudur. İkisi de İngilizce görenler için kullanımı muhtemel olarak karşımıza gelebilir. Euler yolunun tanımına geldiğimizde bir yönsüz graftaki yönlü graflar içinde bir söylemde bulunacağız ama öncelikle yönsüz graflar için konuşmak daha sağlıklı olacak. Bir yönsüz graftaki tüm hatlardan, burası önemli, tüm hatlardan bir kez geçmek şartıyla. Burada ufak bir detayı belirtmekte fayda var. Aynı düğümden birden fazla geçilebilir. Aynı düğümden birden fazla geçilebilir. Tüm düğümleri dolaşan bir yol bulunabiliyorsa, bu yola Öler yolu denir. Tüm düğümleri dolaşan bir yol bulunabiliyorsa, bu yola Öler yolu denir. Bu şartı sağlayan graflara da yarı Öler graf denir. Öler yolu bulunan grafa yarı Öler graf, İngilizcesi semi-Euclidean, Euclidean diyelim, graf deniyor. Şimdi buradaki Euler yolunun temel fikri bir yönsüz graftaki tüm hatlardan bir kez geçmek şartıyla aynı düğümden birden fazla geçilebilir. Tüm düğümleri dolaşan bir yol bulunabiliyorsa bu yola Euler yolu deniyor. Bunun için basit bir örnek graf oluşturalım. Mesela şöyle, 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 şöyle bir graf çizelim. Şimdi bunda Euler yolu var mı? Euler yollarını oldukça karmaşık graflarda sistematik belirlemek için bazı kurallar konuşacağız ilerlediğimiz. Mesela buradan başlayalım. Bu düğümden başladım. Gidiyorum. Her hattan bir kez geçeceğiz. Bir yönsüz graftaki tüm hatlardan bir kez geçmek şartıyla. Aynı düğümden birden fazla geçilebilir. Tüm düğümleri dolaşan bir yol bulunabiliyorsa bu yola Euler yolu denir. Şimdi üçüncü düğüme de geldim. Buradaki şu düğüme de ulaştım. Tüm hatlardan birer kez geçerek burada bütün düğümleri dolaşabildim. İşte bu bir Euler yoludur. İşte bir grafta Euler yolu bulunuyorsa biz de ona yarı Euler graf diyoruz. Yarı Euler graf içerenlerde Euler yolu vardır. Bu fikri de bileceğiz. Daha karmaşık graflarımıza az sonra geçeceğiz zaten. Şimdi ikinci tanımlamamız olan kısma gelelim. Euler döngüsü. Euler döngüsü. İngilizcesi Euler Circuit. Burada birkaç tane farklı kelimeyle daha söylenmektedir ama yaygın biçimde İngilizce'de bu isimlendirme söz konusudur. Burada yukarıda tanımladığımız Euler yolunun özel bir halidir bu. Euler yolunun başlangıç ve bitiş düğümleri aynıysa, başlangıç ve bitiş düğümleri
Aynı ise bu yola, yani bu öğler yoluna öğler döngüsü denir. Ve öğler döngüsü bulunan grafa da artık bu yarı öğler graf değil, direkt öğler graf denir. Öğler döngüsü içeren grafa öğler grafı, İngilizcesi de Eulerian graf denir. Bu kısımlar çok fazla karşımıza gelmese de bilmemizin bizim açımızdan bir zararı yoktur. Mesela buradaki yol bu Euler döngüsü değildir. Çünkü bu düğümden başladık fakat yolumuz bu düğümde bitmedi. Bu düğümde bitirmek için geriye döndüğümüzde bu hattı iki defa kullanmış oluruz ki bu Euler yolu olamaz. Mesela Euler döngüsü olan bir duruma bakalım. Şimdi bunun üzerinde şu düğümden başlayalım mesela. Şöyle gittik. Bu düğümden geçtik. Bu düğümden geçtik. Ve bütün hatlardan dolaşmayı tamamladığımızda başladığımız düğüme geri döndük. Bir düğümden başlayarak bütün hatlardan geçen bir yol başladığımız düğüme döndü. İşte bu Euler döngüsüdür. Tabii ki çok basit bir Euler döngüsü örneği verdim burada. Çok daha karmaşıklarıyla karşılaşabiliriz. Şimdi burada temel sistematikle nasıl bakacağımıza geçmeden önce yönsüz graflar üzerinden olayı konuştuk. Yönlü graf olduğunda, yönlü graflarda buradaki tanımlamalar, yani yönlü graflarda buradaki tanımlamalara yönlü kelimeleri eklenir. Yönlü Euler yolu, yönlü Euler döngüsü gibi. Ama yönlü graflar üzerinden çok fazla bu kavramlar konuşulmaz. Ama konuşulması mümkündür. Yönlü Euler döngüsü denir. Tabii yön olduğu zaman yönü takip ederek bir Euler yolu var mı yok mu ona bakacağız. Mesela şöyle. Bir de böyle olsun. Buradaki yönü takip ettiğimizde tam olarak bütün hatlardan geçen, mesela ben direkt bir örnek yaptım burada. Şuradan başladım. O yönü takip etmek zorundayım. Bu tarafa doğru geçemem bu hat üzerinden. Bu yön etrafında döndüğümde başladığım noktaya döndüm. Öğler yolu var. Yolu var. Başladığım düğüme döndüğüm için öğler döngüsü de var. Döngüsü de var. Bir grafta öğler yolunun olması, öğler döngüsü olmasını garanti etmez ama öğler döngüsü olması, öğler yolunun olmasını garanti eder. Şimdi graflar bu kadar basitken bunları belirlemek oldukça kolaydır. Öğlerin işte bu noktada bizim Euler yolu ve Euler döngüsü bulunup bulunmadığını belirlememiz için geliştirdiği temel kurallara döneceğiz. Euler yolu ve döngüsü belirleme. Fakat bu belirleme üzerinde böyle çizme uğraşıyla değil de graflardaki düğümlerin dereceleri ile belirleme şeklinde olacak. Burada konuşacağımız ilk şey bir yönsüz bağlı grafın
Burada bağlı derken yani kopukluk yok. Yani şöyle bir graf düşünelim. Bir tane de yanda şöyle. Bunun bütünü bir graf. Bu tarz şeylerle istemiyoruz. Yani graf birbirine bağlı kopuk durumda bir şey istemiyoruz anlamında. Bir yönsüz bağlı grafın bütün düğümlerinin dereceleri çift ise bu graf Euler graftır. Euler yolu da Euler döngüsü de vardır. Eğer ki bir graftaki bütün düğümlerin dereceleri çiftse, Euler yolu da Euler döngüsü de kesinlikle vardır. Bu bizim için en değerli kuraldır. Bir grafın Euler döngüsü içerip içermediğini temel olarak bu fikirle inceleyeceğiz. Euler yolu için bu durumun sağlanmamasında da gerçekleşebilme ihtimali var. Şimdi ona geliyoruz. Bir yönsüz grafta Euler yolu bulunabilmesi için iki veya sıfır sayıda tek düğüm derecesi bulunmalıdır. Zaten sıfır sayıda bulunması hepsinin çift olmasıdır. Bunu gösteren durum. Yani bir yönsüz grafta Euler yolunun olması için maksimum iki tane çift derece olması gerekir. Dört tane yanlış söyledim. Maksimum iki tane tek dereceli düğüm olması gerekir. Bir tane de demiyoruz, iki tane. Dört tane tek düğüm derecesi varsa o grafta Euler yolu yoktur. Bu tek düğüm derecesi ortaya çıktığı an bir grafta Euler döngüsünü unutmamız gerekiyor. Euler döngüsü bulunamaz. Euler döngüsünün bulunması için bütün düğümlerin dereceleri çift olmalıdır. Şimdi burada yönlü grafla ilgili de bir şey söyleyelim. Yönlü graf üzerinde çok durmuyoruz açıkçası. Bizim Türkiye'de eğitim verenler bu başlıklar içinde pek o kısma girmiyorlar. Bir yönlü graf, biz burada konuşmuş olalım. Ancak ve ancak bütün düğümlerin giren çıkan derecelerinin toplamı eşitse Euler grafı olabilir. Yani bir düğüme gelen ve giden derecelerin toplamları hep eşitse, mesela bir düğüme iki tane geldi, iki tane gitti, onda dört giren çıkanların toplamı. Diğer bir düğümde de dört, 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 dört hepsi aynıysa Euler grafı olabilir. Yani Euler döngüsü içerebilir. Dolayısıyla Euler yolu da içermiş olur. Yönlü graf hakkında da bunu konuşmuş olalım ama biz daha çok bu ikisi üzerinde olayları irdeleyeceğiz. Şimdi bir örnek üzerinden ilerleyelim. Böyle karışık olsun biraz, içinde fazlaca düğüm içersin. Ve epeyce de hattımız olsun. A, B, E, F, C, D. Burada yol olsun. Burada hat, burada hat, burada hat, burada hat, bu şekilde bir hat, bu şekilde bir hat, böyle ve bir de böyle olsun. Bu graf
Öler yolu ve öler döngüsü içerir mi? Sorumuz bu. Bunu belirlemek için şimdi üzerinde gidip tek tek çizimlerle uğraşmak en sağlıksız yol. Yani buradan başladım, buraya gittim, döndüm, şöyle gittim. Bütün hatlardan geçip öğler yolu tanımına ulaşmaya çalışmak içinden çıkılmaz noktalara götürür bizi. Tek tek bütün düğümlerin derecelerine bakacağız. A ile başlıyoruz. A düğümünün derecesi 1, 2, 3 çıkanımız var. 3. B düğümünün derecesi 1, 2, 3, 4 çıkanımız var. Zaten bir düğümde tek dereceyi gördüğümüz an artık Euler döngüsünü unuttuk. Euler döngüsü yok burada. Yani aynı düğümden başlayıp aynı düğüme dönecek şekilde bütün hatlardan bir kez geçerek ulaşan bir yol yok. C'ye geçtik. C'de 1, 2 derecesi söz konusu. D nerede? Burada. 1, 2, 3. E'ye geldik. 1, 2, 3, 4. F'ye geldik. 1, 2. İşte burada göreceğimiz üzere tek dereceli düğümler bulunduğu için Euler döngüsü yok. Açıklamamız da şu olacak. Tüm dereceler çift değil. Euler bu probleme çözüm ararken Euler döngüsünün gerçekleşebilmesinin ancak bu durumda ortaya konulabildiğini keşfetmiş. Şimdi devam edelim. Euler yolu vardır. İki tane tek, diğerlerinin hepsi çift. İki tane tek derece var. Diğerleri çift. Bu nedenle Euler yolu söz konusudur. Ve bu tarz bir grafta Euler yolu da tek dereceden başlayıp tek derecede bitirmemiz gerekir. A'dan başlayacağız. Diğer tek dereceli olan D'de bitireceğiz bu yolu. Ararken de bu şekilde bir gidişatı arayacağız. Tabii ben burada şimdi bu Euler yolunu yazın gibi bir şey söylemedim. Yani yazın dersem A'dan E'ye gittik. Yani burada A'dan gerçi tek dereceden tek derece belki kendisinde bitebilir mi? Yok, A'dan B sonra hayır. Zaten aynı düğümden geçebiliyoruz bunu gerçekleştirirken. A'dan B'ye gittik, E'ye gittik, böyle geldik. D'den bir kez geçtik, devam ettik, gittik, 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 gittik. Sonra da döndük. Bir şeyler bir şekilde yol bulunabilir. Birinden başlayıp diğerinde bittiği teorik bir kural olarak düşünülebilir. Şimdi bir tane daha bununla ilgili örnek yapalım. Aslında olayımızı şu an itibariyle netleştirdik. Bir bilgi daha konuşacağız ve bu videomuzu noktalayacağız. Şöyle bir graf ele alalım. Bu graf Euler yolu ve Euler döngüsü içerir mi? Şimdi tek tek her düğümün derecesiyle uğraşacağız. Buradaki düğümün derecesi 2 tane hat çıkmış 2. Buradaki düğümün derecesi 1, 2, 3, 4 tane hat çıkmış 4. Buradaki düğümün derecesi 1, 2, 3, 4 hat çıkmış 4. Buradaki düğümün derecesi 1, 2, 3 hat çıkmış 3. Buradaki düğümün derecesi 1, 2, 3 hat çıkmış 3. Euler yolu evet. Euler döngüsü hayır.
Çünkü burada açıklamada da şunu diyeceğiz. Euler döngüsü tek dereceli düğümler söz konusu. Euler yolu tek dereceli düğüm var ama iki tane. Tek dereceli düğüm iki tane bulunabilir. İkiden fazla tek dereceli düğüm varsa Euler yolu da yoktur. Bunu bu şekilde anlamalıyız. Buradaki Euler yolunu çizin derse teklerin birinden başlayıp diğer tekte bitecek bir yol bulacağız. Bunun da farkında olalım. Şimdi burada Euler döngü sayısı diye bir son başlığımız var. Euler döngüsü varsa bu durumu sağlayan kaç farklı Euler döngüsü yazabiliriz? Bunun peşine düşülmüş bir de. Euler döngülerinin sayısı. Şimdi Euler döngüsü içeren bir tane graf ele alalım. Şöyle şuna gidelim, şuna gidelim, şuna gidelim, şuna gidelim, şuna gidelim. Bir de şöyle. A, B, C, D, E. Mesela burada bunun bir önce Euler döngüsü içerdiğini kesinleştirelim. A'nın derecesi kaç? 1, 2, 3, 4 tane hat çıkmış 4. B'nin derecesi kaç? 1, 2 hat çıkmış 2. C'nin derecesi kaç? 1, 2 hat çıkmış 2. D'nin derecesi kaç? 1, 2 hat çıkmış 2. E'nin derecesi? 1, 2 hat çıkmış 2. Bu grafta Euler döngüsü de yolu da vardır. Burada birkaç Euler döngüsü yazalım. Mesela A'dan başlayalım. A'dan başladım. Sonra B'ye gittim. Sonra C'ye gittim. Sonra tekrar A'ya döndüm. Aynı düğümden tekrar geçebiliriz bu. Euler yolu ve Euler döngüsünde. D'ye gittim. E'ye gittim. E'den de A'ya döndüm. Bütün hatlardan bir kez geçtim ve başladığım düğüme geri döndüm. İşte bu bir Euler döngüsüdür. Euler döngüsü. Bir başkasını ele alalım. Euler döngüsü varsa bunun içinde kaç farklı Euler döngüsü var? Mesela C'den de başlayabiliriz. C'den başlayalım. B'ye gittim. A'ya gittim. E'ye gittim. D'ye gittim. A'ya döndüm. Sonra da tekrar C'ye geldim. C, B, A, E, D, A, C. Hepsinden birer kez geçerek geriye döndüm. Bu da Euler döngüsü. Euler döngülerinin sayısı nasıl tespit ediliyor peki? Şimdi kurala gelecek olursak. Buna da Best teoremi gibi bir şey söylüyorlardı. Bulan kişinin tam şimdi yanlış da konuşmayayım da bulan kişinin baş harflerini, isminin baş harfleriyle ilgili bir şeydi. Best olmayabilir tam emin değilim. Çok önemli değil o ismi. Buradaki bütün düğümlerin derecelerinin bütün düğüm derecelerinin bir eksiğinin faktöriyellerinin çarpımı bunun içindeki Euler döngü sayısını bize verir. Yani bundaki Euler döngü sayısı kaç farklı var? Bunun 1 eksiği 3 faktöriyel. Bunun 1 eksiği 1 faktöriyel. Bunun 1 eksiği 1 faktöriyel. Her birinin 1 eksiğini alıp faktöriyellerini alıp çarpacağız. 1 faktöriyel. Bunun da 1 eksiği 1'dir 1 faktöriyel. 3 faktöriyel 6. Diğerleri hep 1 edeceği için cevabımız 6. Bunda 6 farklı
Bu şekilde yazabileceğimiz öğeler döngüsü vardır. Bu şekilde öğeler yolu ve öğeler döngüsü kavramları ile ilgili bilmemiz gereken özellikleri noktalıyoruz.